Merhaba, ben Melda. Konservatörüm. Yani tarihi eserlerin gelecek nesillere değerlerini, anlamlarını ve fiziksel varlıklarını aktarabilmek için çalışıyorum. Biraz kimyager, biraz marangoz, biraz ressam sayılırım. Ama bu mesleklerden farkım, üzerinde çalıştığım eserin kimi zaman 500 yıllık olması. Bugüne kadar neredeyse 2500 farklı eser üzerinde çalıştım. Bu videoda ahşap malzemede bozulma nedenleri nelerdir? Bu konuda uzman olmasanız bile ahşaptaki bozulma nasıl durdurulur? Ahşap nasıl korunur? Önleyici ve koruyucu basit uygulamalar nelerdir gibi sorulara cevap vereceğim. Ahşap zaman içinde değişen organik bir malzemedir. İçindeki su nedeniyle bazen şişebilir, bazen de bükülebilir. Ahşabın pek çok olumlu yönü var. Ahşap doğal, kolay bulunabilen, çabuk yenilenebilen, çevre kirliliği oluşturmayan bir malzemedir. Diğer yandan suya, neme, böceklere, kurtlara, mekanik aşınmaya dayanıksız olması gibi sorunları olabiliyor. Aynı zamanda yangın dayanımı yüksek olmasına, yani parçalanmadan önce yangına uzun süre dayanabilmesine rağmen kolay tutuşan bir malzeme. Bozulma nedenlerinin önüne geçebilir, ahşabın kullanım süresini ve direncini uzatabiliriz. Ve bunun için yapmanız gerekenleri size birazdan anlatacağım. Öncelikle bozulma nedenlerini anlamak lazım. Bunlardan 3 ana başlıkta kısaca bahsetmem gerekirse, ilk olarak mikrobiyolojik bozulmadan bahsedebilirim. Bunlar bitkisel ve hayvansal zararlılar, yani çürümeye yol açan mantarlar, böcekler ve sarmaşıklar. İkinci neden metal, asit ve bazı kimyasal maddelerden kaynaklı korozyon, renk değiştirme ile sonuçlanan kimyasal bozulmadır. Üçüncü neden ise fiziksel bozulmadır. İklim koşulları, yapının oturduğu zemin, yapı altındaki yeraltı suları, UV ışınları, sıcaklık değişimleri bu başlığın altına girer. Bu bozulmaların tümü farklı sorunlara yol açar. Gelelim tüm bunları önlemek için yapabileceğimiz bakımlara. Bu bozulmaların önüne geçmek için yapılması gereken bakımları daha basit olan aylık bakım ve daha detaylı olan yıllık bakım olarak ikiye ayırabiliriz. Aylık bakımla başlayalım isterseniz. Aylık bakımları da üçe ayırıyoruz. Birincisi havalandırma. Yapıdaki havanın durağan olmaması, yapının düzenli aralıklarla havalandırılması gerekir. Hava sirkülasyonu olmadığında veya yetersiz olduğunda ahşapta zararlı bakteriler çoğalır, küf giderek yayılır ve toz birikir. Bu bozulmaların ahşabın yanı sıra insan sağlığına da ciddi zararları vardır. İkincisi küf ve nem kontrolü. Aşırı nem havasız ortamlarda küf ve sporların üremesine yol açar. Bu sporlar kötü koku, sağlıksız hava ve ahşapta bozulmalara neden olur. En basitinden banyo ve mutfak kullanımında oluşan ve havalandırarak dışarı atılmayan su buharı veya silinerek yüzeyden alınmayan su ahşaba yerleşir. Bu yoğunlaşmaya neden olur ve içten içe ahşapta şişme, çürüme, hava sızdırma ve küf oluşumu görülür. Üçüncüsü ise çerçeve ve doğramalarda basit onarım. Küçük çatlaklar ve açıklıklar birçok yerden temin edilebilen macunlar ile onarılabilir ve sızıntıların önüne geçilebilir. Şimdi yıllık bakımına devam edelim. Yıllık bakımı dörde ayırıyoruz. İlk olarak ahşap yüzey temizliğiyle başlayalım. Bu bakımı yaparken ahşabın yüzey boyasında kabarma, kirlenme, soyulma, eskime gibi bozulmaları temizleriz. Önemli olan ahşaba zarar vermeyecek yöntemler kullanmaktır. Boya sökücüler, ısı tabancaları, tel fırçalar, zımparalar ve bistürüler bu uygulamada kontrollü kullanılabilir. İkinci olarak böceklenme kontrolüyle devam edelim. Döşeme, kiriş, kapı ve pencere doğramaları, parmaklıklar ve merdivenler çeşitli böcekler tarafından tahrip edilirler. Bazı böcekler bu ahşapları yer, bazıları içinde yaşar. Bu gibi durumların tespitinde emprenye fırça ile sürme veya püskürtme gibi yöntemlerle uygulanabilir. Sorun çok yaygında ise profesyonel bir ekiple böceklere karşı uygulama yapılabilir. Üçüncü olarak kondisyon kontrolünü sayabiliriz. Işık, nem veya biyolojik etkenler nedeniyle bozulmuş veya çürümüş parçalar aynı cins ahşap parçalarla değiştirilmelidir. Son olarak da reçinelerin yakılmasından bahsedelim. Ağacın budakları kontrol edilerek reçin artması yapan yerler yakılarak kurutulmalıdır. Bakım ve onarımı yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Bunları şimdi kısaca anlatmak istiyorum. Organik ve yaşayan bir malzeme olan ahşap onarımında geri dönüşümlü ve ahşabın yapısına uygun olan su bazlı malzemeler kullanılmalıdır. Ahşap temizliğinde ahşabın yapısını bozacak güçlü kimyasallar kullanılmamalıdır.
Evinizin cephesi ahşap ise ve yeniden boyamak istiyorsanız, boya tercihi ahşabın suyu emmesini engelleyen, nefes almasını sağlayan ve esnek olan türlerinden yapılmalıdır. Tamamlama veya parça değişimlerinde ahşabın çalışma yani hareket yönü olan su yoluna göre işlem yapılmalıdır. Bu uygulama ile aynı yönde olacak hareket, ahşapta çatlama veya ayrılmaya neden olmadan ahşabın uzun ömürlü olmasını sağlar. Tamamlama yapılacak ahşabın böcek ve kurtlardan korunması için emprenyelenmiş olması ve dönme yapmaması için kuru parçalardan seçilmesi gerekir. Birleştirme ve sağlamlaştırma uygulamaları yapılırken madeni malzemeler yerine ahşabın kendi cinsinden hazırlanan kavalalar kullanılması, ahşabın içinde madenin yapacağı oksitlenmeyi önler. Çivi ve benzeri bir malzemenin kullanılması gerekirse, havayla teması kesilmiş ürünler, yani galvaniz kaplamalı olanlar veya pirinç olanlar tercih edilmelidir. Ahşapta kullanılan koruyucu malzemeler, ahşabın tamamını nüfuz eden, emilen, yanıcı olmayan türden tercih edilmeli, tutkalı ve boyayı kabul etmelidir. Umarım herkesin rahat uygulayabileceği şekilde anlatmışımdır. İzlediğiniz için teşekkürler.